Hoş geldiniz. Bugün eşdeğer direnç konusunun temellerini anlatacağım. Yani seri bağlama ve paralel bağlama nasıl hesaplanır, niye öyledir? O konuda bilgi vereceğim. Ama zaten eşdeğer direnç konusunda bilgi sahibiyseniz bir sonraki videomuza geçip direkt eşdeğer direnç çözüm örneklerine bakabilirsiniz. Şimdi eşdeğer dirence başlarken tabii ilk olarak normal dirençle başlıyorum. Bildiğimiz gibi direnç elektrik akımının geçişini engellemeye çalışan devre elemanıdır. Bunu nasıl bilirim? Çünkü diyelim ki belli bir potansiyel farkı uyguladım bu dirence. Üzerinden de bir akım geçecektir, elektriksel akım. Bu akımın miktarını hesaplarken uyguladığım gerilim farkını dirence bölüyorum. Yani belli bir diyelim ki gerilim farkı sabit olsun, mesela 5 volt olsun. Ne kadar akım geçer? Bu durumda geçecek akım miktarı dirençle ters orantılı olacaktır. Daha büyük bir direnç ise daha az akım geçer. Daha küçük bir dirençse daha çok akım geçer. Dolayısıyla elektriksel direnç kavramı da buradan gelmektedir. Şimdi bu orijinal R1 direncimi alayım ben. Ve buraya yazayım tekrar. Şimdi bu direncin yanına başka bir direnç ekleyeyim. R2 şeklinde. Şimdi burada mesela ne olacaktır? Elektrik akımını taşıyan yük geldiği zaman önce R1'den geçecek. R1'den geçerken bir sıkıntı yaşayacak. Sonra R2'ye gelecek. R2'den geçerken de aynı şekilde R2'nin etkisinden dolayı yine yavaşlayacaktır. Yani zorlanacaktır. Bunu şuna benzetebilirim. Mesela evden işe giderken diyelim ki iki tane ada üzerinden geçmem gerekiyor. Bu adaların birincisinde bir köprü var. İkincisinde başka bir köprü var R2 şeklinde. Şimdi diyelim ki ben R1 köprüsünde 3 saat bekliyorsam, R2 köprüsünde de trafik sıkışıksa 2 saat bekliyorsam, toplam benim geçiş sürem ikisinin toplamı olan R1 artı R2 şeklinde olacaktır. 3 saat artı 2 saat 5 saat olacaktır. Bu durumu şöyle gösteriyorum. Eşdeğer direnç diyorum. Yani toplam elektriksel yüklerin zorlayan değer eşittir. Seri durumdayken R1 artı R2 şeklinde olacak. Bayağı basit. Ama burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Yani seri bağlama ne demek? Mesela diyelim ki bir araba örneği gibi araba hani hem ilk köprüden hem de ikinci köprüden geçmek zorunda. Burada da sadece ve sadece yük elektrik akımı ilk dirençten geçince ikinci dirençten de geçmek zorunda kalırsa o zaman bunlar seri bağlanmış olur. Diyelim ki şurada mesela başka bir direnç olsaydı R3 şeklinde bu durumda R1 ile R2 seri bağlanmış olmayacaktı. Çünkü R1'den geçen elektriksel akım R2'den geçmek zorunda değil. Bir kısmı R3'ten de geçebilirdi. Bu konuya tekrar geleceğiz diğer videoda bu sorunun çözümüne. Ama şimdi iki tane direnci bağlama nasıl bağlarız ona bakıyoruz. Şimdi başka bir bağlama şekline bakalım. Şimdi tekrar direncimi alayım. R1 direnci. Az önce R2'yi buraya yan tarafına koymuştuk. Şimdi alt üstü koyayım. R2. Burada önemli olan nokta şu. Diyelim ki bu sistemi devrenin geri kalanına böyle bağlayayım. Buradan da elektrik akımı geliyor. Geldikten sonra ikiye ayrılabilir. Bir kısmı yukarıdan, bir kısmı da aşağıdan geçecektir. Geçtikten sonra gelip tekrar iki direncin bittiği yerde birleşip
Sonra da sistemin dışına çıkacaktır. Yani elektrik akımı burada ikiye ayrılıp iki farklı yönden geçebilir. Bu durum neye benziyor? Bu durumda şuna benziyor. Diyelim ki yine iki tane ada var. Bu adalar arasında geçmek istiyorum. Bir tane yukarıda köprü var, bir tane aşağıda köprü var. Şimdi diyelim ki sadece yukarıda köprü olsaydı 3 saatte geçebiliyordum. Sadece aşağıda köprü olsaydı 2 saatte geçebiliyordum. Ama iki tane köprü var. Arabayla geldim. Bakıyorum mesela yukarıdaki köprü sıkışıksa aşağıdan geçebilirim. Aşağıdaki sıkışıksa yukarıdan geçebilirim. Dolayısıyla benim geçiş sürem iki köprünün tek tek oluşundan daha kısa bir süre olacaktır. Yani elektriksel olarak anlatmak gerekirse eşdeğer direnç bu durumda hem R1'den hem de R2'den küçük olacaktır. Bu durumu görmek için iletkenlik açısından bakabilirim. Yani nasıl bir iletkenlik var? İletkenlik hatırlayalım. Direncin tam tersi olarak verilir. Burada iki köprünün iletkenliklerini topluyorum. Yani bu bir şekilde ikisi de iki farklı kanal var. Bu iki kanalın toplamı kadar bir kanal olmuş gibi olacak. Onu da şu şekilde ifade ediyorum. Eşdeğer direncin tersi, yani iletkenlik, toplam iletkenlik, eşdeğer iletkenlik eşittir. İlk direncin tersi, ilk direncin iletkenliği artı ikinci direncin iletkenliği. Ve bunu da şu şekilde gösterebilirim her şeyi tersine çevirirsem. Eşdeğer direnç paralel bağlanmada R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklinde olacaktır. Birimine bakalım. Üst taraf ohmla ohmun çarpımı ohm kare. Alt tarafsa ohmla ohmun toplamı. Mesela 3 ohm artı 5 ohm 8 ohm eder. Alt tarafsa ohm. Dolayısıyla bu niceliğin toplam birimi ohm kare bölü ohm eşittir ohmdur. Yani dirençtir ki bu da beklenildiği üzere direnç birimi olan ohm olmalıdır. Şimdi bu iki durumu tekrar yazalım. Demek ki bir seri bağlama var, bir paralel bağlama var. Seri bağlamada böyle bağlıyorum. Paralelde ise şöyle göstereyim ki kafamız karışmasın. Böyle bağlıyorum iki tane direnci. Bakın burada önemli olan yani seri bağlamada geçen akım maviden geçiyorsa beyazdan da geçmek zorundadır. Paralelde ise hem mavi hem beyaz aynı voltaja, aynı gerilim hattına, aynı noktaya bağlı olması lazımdır. Yani çünkü burada mesela bu durumda A noktasıyla B noktası arasında yani hem mavi direnç hem de beyaz direnç VA-VB şeklinde bir gerilim görecektir. Önemli olan aynı gerilimin, aynı potansiyel farkın görülmesidir. Burada yine dikkatli olmamız gereken bir nokta şu. Mesela diyelim ki bu ilk direnç olsun, bu ikinci olsun. Şimdi bu ikisi seri mi bağlı, paralel mi bağlı? Bu ikisi de seri bağlıdır. Çünkü niye? Bu durumda akım yukarıdan gelip aşağı gidecek veya aşağıdan gelip yukarıdan gidecek ve yine ikisinden de geçmek zorunda olacaktır. Seri durumunda hatırlayalım. Toplam direnç R1 artı R2 şeklinde verilir. Paralelde ise mesela paralel illa böyle çizmeme gerek yok. Şu şekilde de çizebilirdim. Böyle bağlasaydım bunlar yine paralel olacaklardı. Paralel değilse de formül hatırlıyoruz. R1
çarpı R2 bölü R2 artı R1 şeklindeydi.